Sosyal bahisin bir numarası tuttur. Burak Alacay'la 6. adamı sunar. Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Tuttur'un sunduğu 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle beraber her hafta sonu olduğu gibi Radyo Spor'da cumartesi gününü basketbolla açacağız. Bugün biraz daha farklı konseptte bir program yapacağız ama başlamadan önce şu duyurumuzu yapalım. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesapları üzerinden bize iletirseniz süremiz yettiği müddetçe hepsini burada yanıtlandırmaya çalışacağız. Tekrar ediyorum, Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesapları üzerinden programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bana iletebilirsiniz. Bugünün konseptini biraz daha farklı ayarladık. Neden diye sorarsanız, ligler bitti, transfer anlamında biraz daha durgunluk var aslında. Dün de transfer konuştuğumuz için tekrara düşmek istemedik. Bugün sizlerle beraber kült spor filmlerini konuşacağız. Biraz daha sohbet odaklı bir program yapmayı planlıyoruz. Stüdyomuzda da bu anlamda çok önemli bir konuğumuz var. Yönetmen arkadaşım Emre Bayan bizlerle. Kendisi sinemadan muhtemelen bana nazaran daha çok anladığı için bir bilirkişi getirmek istedim böyle bir konsepte konuşmak üzere. Günaydınlar efendim. Günaydın, selamlar. Nasıl gidiyor hayat? Seni de burada konuk etmek bizim için de gerçekten mutluluk verici bir şey oldu. Güzel oldu. İlk defa böyle bir şeyde yer alıyorum. O açıdan böyle bir heyecan da var. Bu sefer kamerayı bıraktım, mikrofonla. Bu sefer kamerayı bıraktım, mikrofona geçtik abi. Sese sadece. Evet, şöyle. Kült spor filmlerini diğer kült filmlerden ayrıştıran şöyle bir nokta var. Diğer filmlerden ziyade spor filmlerinde biraz daha hayata dair mesajlar ve motivasyonlar verdiği için hani sinemayla çok arası olmayan insanların dahi özel bağlar kurabildiği, kendinden bir parça bulabildiği filmler oluyor genelde kült spor filmleri. Bunun en büyük örneği Rocky'dir zaten. Tabii. Gelmeden önce seninle de konuşmuştuk. Evet. Yani basketbol filmleri üzerinden konuşmak istiyorum. Tabii programın içinde diğer kült spor filmlerinden de bahsederiz. İşte Rocky olsun, Blindside olsun, bir sürü gerçekten çok önemli filmler var. Ya bunların aslında biraz daha alt metinlerinden vermeye çalıştığım mesajlardan biraz da film analizlerinden konuşmak istiyorum. Basketbol deyince tabii ki akla ilk gelen film hepinizin de tahmin edeceği üzere Coach Carter olacak. Basketbol üzerine yapılmış herhalde en kült film desem çok kimse karşı çıkmaz, katılır mısın? Tabii, hem de değerli filmlerden bir tanesi. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Hemen basketbola girmeden önce parantez açmak lazım. Şimdi spor her zaman aslında biraz alt tabakadan gelen insanların yer edindiği bir mecradır aslında. Sporcu bazında, evet, kesinlikle. Sporcu bazında özellikle. Tabii çok büyük organizasyonlar, inanılmaz paralar dönüyor vesaire ama özellikle oyuncu bazında bir tık daha alt kesimden gelen, özellikle getto mahallelerinden gelendir basketbol üzerinde konuşursak eğer. Çünkü büyük oranda Afro-Amerikalıların daha çok yer aldığı. Tabii son yıllarda o değişti ama ilk başlığınızdan çıkış noktası Afro-Amerikalılardır ağırlıklı olarak. Evet. Bu da genellikle getto mahallelerden gelir. Rap müzik gibi. Tabii rap müzikle basketbol o açıdan çok benzerdir zaten aslında. Zaten o yüzden aslında birbirine tabii çok mantıklı. Tabii biri müziktir, biri spordur ama ikisi de getto mahallesinden gelir. Blues da keza öyle, daha eskiden. Tabii blues da öyledir. O da çok eskiye dayanır, o da aslında Afro-Amerikalılara dayanır. Evet. Bunun en önemlisi Coach Carter'dır aslında bu filmlerden bir tane. Çünkü doğrudan buna giren bir filmdir. Direkt getto mahallelerinden gelen çocuklar üzerinden bir filmdir. ve Coach Carter bence diğer filmden ayıran nokta şu. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Çok enteresan bir şekilde basketbol filmlerinde böyle inanılmaz başyapıt diyebileceğim çok fazla film yok. Bu çok gariptir aslında. Çünkü bakıyorsun boks tarafında var. İşte Rocky var, Creed var son yıllarda. Güreş tarafına bakıyorsun, Wrestler var. Ki Wrestler hani herhalde spor türünün en önemli, en iyi filmlerinden bir tanesidir. Ki benim kendi şahsi fikrim bence en iyi filmdir. Ama basketbol tarafını garip bir şekilde bu tarz böyle başyapıt diyebileceğim film çok fazla yok. O gariptir. Mesela bu kadar büyük, bu kadar geniş kitleler tarafından sevilen bir şeyde nasıl bu kadar böyle büyük başyapıt niteliğinde film olmaz, o da gariptir. Bu arada basketbol üzerine çok fazla da film var buna karşın. Hani tabii başyapıt düzeyinde Coach Carter dışında ne kadar film var tartışılır ama. Tabii dönem dönem yapıyorlar. En son işte 2020'de Way Back yapıldı. Ben sonrasında White Man Can't Jump'ın ikincisi çıktı, tabii, biliyorsun. Çok eğlenceli bir filmdi bu arada. Tabii o da eğlenceli filmdi ama enteresan, hep yapılmasına rağmen böyle bir türlü şey olmadı. Vay işte abi, yani ne başyapıt filmmiş, adamlar ne film çekmişler diyebileceğimiz film enteresan bir şekilde çok fazla yok. Belgesel kafasında biraz Last Dance, Michael Jordan dokumentisi. Belgesel tarafında çok ileri var. O tarafta güzel bir proje var diye. O tarafta güzel gidiyorlar. Orada Netflix'in de özellikle, Netflix belgesel özellikle çok önemser. Oradan çok iyi filmler vardır.
Ama kurmaca filmde yani tamamen senaryoyu yazdım, çektim bazında, sinema filmi bazında çok fazla yok. Ama birkaç tane var. Bir tanesi Coach Carter. Bir tanesi her ne kadar çok iyi film pek denilemez ama önemli bir filmdir, Space Jam. Space Jam bu arada gerçekten o dönemin şartları için de çok fütüristik bir film yani. Tabii öyle bir tarafı da var ama tabii o birazcık da eğlenceye yönelik. Hani biraz da çocuklara yönelik. Bir tık hani hadi çocuklar ekstra. Tabii Looney Tunes karakterleriyle birlikte orada anlamda olmasa motivasyonu. Biraz da çocuklar ilgi duysunlar. Onlara yönelik bir şey yapalım bazında yapılmış bir film. Ama tabii o da çok önemli bir filmdir. Michael Jordan çünkü galiba, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama oyunculuk bazında galiba tek filmi o. Evet, başka oyunculuk projesi yok. Belgesel sayılmaz zaten. Orada da eskiden kalma. Tabii orada eski görüntülerdi zaten. Oyunculuk yapma babında tek filmidir galiba Space Jam. Evet. Onun için öyle bir önemli bir tarafı var. O film her zaman şeydir. Hani kalitesinden bağımsız her kült zaman bir filmdir. Kült bir filmdir. O her zaman konuşulacak. Her zaman bir kenarda duracak bir filmdir. Tabii Coach Carter'a dönelim. Coach Carter gerçek hikayedir bu arada. Evet. Bir gerçekten şey, anlatılma. Evet. Tabii senaryo üzerinde küçük oynamalar muhakkak. Tabii dramaturji olması için değişiklikler illa ki yapılıyor ama hikayenin genel hatları gerçektir. Ken Carter diye bir adamın hikayesini anlatır temelde. Richmond Lisesi'nde, bilmeyenlerden hemen bahsedelim filmi. Richmond Lisesi diye bir lise var. Ghetto mahallesinde bir lisedir. Okuma oranının çok düşük olduğu, suç oranının çok yüksek olduğu bir mahalledir. Hatta filmde bir istatistik vardır. İşte Richmond Lisesi'nden mezun olanlar sadece %50 oranındadır. O %50 mezun olanların sadece %6'sı üniversiteye girebilir. Üniversiteye giremeyen gençlerin de %33'ü hapse atılır. Şeklinde bir istatistik vardır hatta filmde. Dramaturjiyi çok destekleyen bir istatistik aslında. Tabii çok destekliyor. Bir de şimdi sen de en başta demiştin. Spor filmleri her zaman bir tık topluma dair bir şeyler söylemeye çalışıyor. Orada odak nokta spor değildir. Mesaj spor üzerinden verilmiş olsun. Tabii genelde öyle olur. Rakide de öyle demek. İyi spor filmlerinin de şeyi odur. Temeli odur. Sana başka bir şey anlatır. Sporu sadece paravan olarak kullanır. Ben evet. Sana bunun üzerine bir araçtır aslında spor, amaç değildir. Bir tek herhalde Rocky vardır. Bir tık daha amaç doğrultusunda spor. O da ilk film için geçerli. Sonraki serinin ilerleyen filmlerinde öyle. İlk filmde bence direkt spor araç olarak kullanılıyor. Tabii ama ilk filmin vakası biraz farklı ya. Orada sonuçta evet. Biraz şey durumu var. Hani biraz Amerikan rüyası propagandası var orada birazcık. Evet. 80'lerde. Biraz değil, epey var bu arada. Yani bunu en çok yapan filmlerden biri. Evet, evet, tamamen onun üzerine kurulu. Rocky'nin öyle bir şey tarafı var. Ama tabii Coach Carter Rocky gibi sana bir hayal satmıyor. O direkt hani hayatın gerçeklerini gösteriyor sana. Çünkü o bir sahne vardır. Bilmeyenler de hemen. Sokakta yürürken bir arkadaşı vuruluyor. Başka bir adam tarafından. Fakat bir sebebi yok. Bir anda vuruluyor. Ardından Coach Carter'ın evine gidiyor. Ağlayarak. Coach Carter tekrar takıma alıyor. Ve o sahnenin şöyle bir güzel bir tarafı var. Çocuğun neden vurulduğunu bilmiyoruz. Bir anda bir silah çekiyor ve vuruyor. Şimdi film aslında sana şunu söylüyor. Ghetto mahallelerinde insanlar vurulur. Vurulmasının bir sebebi yoktur. Bir anda vurulabilirsin sokakta. Sebepsiz bir şekilde. Sebepsiz bir şekilde vurulabiliyorsun. Orada böyle maalesef öyle bir durum var. Coach Carter, yani Ken Carter daha doğrusu, gerçekte de biraz buna kafayı takmış bir adam. Kendi zaten eğitim aktivistidir kendisi aynı zamanda. Adamın kafaya taktığı konu bu. Ya ben ne yapabilirim de bu çocukları eğitim normallerden kurtarıp topluma kazandırabilirim takıntılı bir adam. Film zaten bunun üzerine kurulu tamamen. Filmin verdiği mesaja bakınca aslında Coach Carter'ın da aynı mahalleden gelmiş olması, aynı liseden mezun olması durumun ne denli ele aldığını ciddi anlamda gözler önüne seriyor. Yani bu mesajı daha net bir şekilde veriyor. Kendisi de aynı koşullar içerisinden bir şekilde sıyrılıp bir yerlere gelebilmiş bir insan. Aynı şekilde kendi yolunu başka öğrenciler, başka çocuklar için de çizmeye çalışıyor. Orada da bir adammışlık söz konusu. Evet, yani Richmond Lisesi'nden çıkma o da. Richmond Lisesi'nin en önemli oyuncusu da hatta kendisi. Son 30 senede falan galiba o filmin geçtiği tarihte en önemli oyuncu normalde adam. Sonra tabii bırakıyor. Koçluk yapmaya başlıyor. Bunu çağırıyorlar sonra zaten, gel sen çocuklara koçluk yap diye. Ve adam şöyle bir şey söylüyor çocuklara. Benim diyor bir arkadaş grubum vardı tıpkı sizin gibi. Bunların diyor iki tanesi hapse girdi. Bir tanesi diyor öldürüldü. Ve geri kalan diyor ne yaptıklarını bilmiyorum diyor şu anda. Aralarından bir tek bu sıyrılmış. Bu bir yerlere gelebilmiş. Adam bir yarası da var aslında ya. Biliyor çünkü. Kendi gözleriyle görmüş. Oradaki çocukların ne hale düşebileceğini. Oradan da zaten bir takıntısı olup çocukların üstüne ekstra eğiliyor. Ve şey çok enteresandır bu arada. Şimdi gerçekte bir hikaye olduğu için ilginç bir nüanstır. Adam diyor ki çocuklar diyor derslerine katılmadığı müddetçe ve notlarını 2,3 ortalamasını çıkarmadığı müddetçe bütün maçları da iptal ediyoruz. Ve turnuvadaki hiçbir maça katılmamaya başlıyorlar. Hepsi
İptal. Sürekli iptal, iptal, iptal. Asla çocukları spor salonuna kilit vuruyor. Çocuklar gidip antrenman da yapamıyorlar. Ve bütün mahallede, bak sadece lisede de değil, bütün Richmond mahallesinde, o semtte herkes adama bir anda isyan etmeye başlıyor. Ki adamın orada bir tane mağazası var, böyle küçük. Spor kıyafetleri falan satıyor. Oranın işte camını indiriyorlar taş atıp. İşte yoldan geçerken adam arabasındayken gidip camına tükürüyorlar, sen ne yapıyorsun diye. Sürekli adama karşı böyle bir isyan durumu var. Ama işte bak burada da Elif güçlü karakteri biraz devreye giriyor. Asla geri vitesi yok. Metanetli duruyor. Asla, hiçbir şekilde. Ve diyor ki bu çocuklar diyor derslerin hepsine katılacak. Ders devamlı olacak. 2,3 ortalamasına sahip olacak hepsinin ama. Yani mesela bir çocuk var diyor ki benim diyor ortalamam 2,3. Ben diyor neden şey yapamıyorum. Oynayamıyorum. O ben niye oynayamıyorum? Benim niye elimden alıyorsun bunu? Adamın söylediği şey şu. Bak bu da basketbol bazında güzel de bir... Takım sporları bazında. Evet hatta. Adam diyor ki siz bir takımsınız. Hepiniz birbirinden mesulsünüz. Birinizin diyor puanı düşük olması demek, hepinizin puanı düşük olması demek. Hepiniz diyor bir arada olacaksınız her zaman. Birbirinizi destekleyeceksiniz. Dolayısıyla senin diyor bireysel olarak puanının yüksek olmasının hiçbir önemi yok. Aranızdan bir kişi bile düşükse ben diyor bu maçı oynatmayacağım. Nitekim oynatmıyor da. En sonunda zaten bir kurul toplanıyor. Diyorlar ki senin takımını atıyoruz. Böyle olmayacak. Çocuklar çünkü maç oynayamıyorlar. Adam atılıyor. Ve ertesi çok kısa bir süre içerisinde görüyor ki çocuklar bilinçli olarak maçlara katılmıyorlar. E diyorlar ki aslında spor salonu açılmasına rağmen diyorlar ki biz not ortalamamızı yükselteceğiz. Derse devamlılığımızı sağlayacağız. Ondan sonra oynamaya devam edeceğiz. Çocuklar da aslında o kafayı bir yerden sonra giriyorlar. Sonra puanlarını yükseltiyorlar tabii. Koç Carter geri geliyor ve tekrar devam edip aslında o dönemin o eyaletteki en güçlü takım St. Francis'le maça çıkıyorlar en sonunda. Tabii 80-78 ile maçı kaybediyorlar ama sonuçta yani sadece 4 aylık gibi bir süreçti. Adamlar normal ligin sonuncu takımı olmasına rağmen 4 ayın sonunda eyaletin en iyi takımı St. Francis'le maç oynayıp 78-80 kaybediyorlar. İnanılmaz da bir başarı var aslında burada. Ama tabii bunun başarısı sadece Coach Carter bazında değil. Çocuklarda da aslında başarı var. Hepsi bir arada. Adam sürekli söylüyor. Bir sahnede mesela artık problemler oluşuyor. Coach Carter diyor ki bu diyor sizin başarısızlığınız değil diyor. Bu diyor aynı zamanda benim de başarısızlığım. Lafını çok kısa böleyim. Çok kısa bir araya gidelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz. Tuttur'un sunduğu Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor. Evet, Tuttur'un sunduğu 6. adamda çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle. Stüdyomuzda konuğumuz yönetmen Emre Bayam, kendisiyle birlikte kült spor filmleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Coach Carter'dan bahsettik. Zaten bu bir basketbol programı. Burada Coach Carter'ı almadan bu konsepti geçmek olmazdı. Şimdi biraz daha hafif bir ara sıcak atmak gerektiğini düşünüyorum. Yakın zamanda çıkan bir film Air, Ben Affleck ve Matt Damon filmin yapımcılığını üstlendi. Burada Michael Jordan'ın meşhur ikonik ayakkabılarının aslında yapım sürecine, Michael Jordan'ın ikna sürecine değinilen bir hikaye var. İstersen sen başla, sonrasında devam edelim. Şimdi Air'ın şöyle bir enteresan bir tarafı var. Hemen şuna girmem lazım. Şimdi filmin senaristi çok genç bir çocuk. Galiba 30 bile değil yanlış bilmiyorsam. Bayağı böyle 20'lerinde çok genç bir çocuk. Bizler gibi. Efendim? Bizler gibi. Tabii bizler gibi çok genç bir çocuk. Filmin olayı şu, bu çocuk Last Dance'i izliyor. Last Dance galiba 4-5 senelik bir belgesel. 2019 ya da 2020 olması lazım, 7 bölümlük bir belgesel. Evet, o civardaydı. Çocuk izliyor bu şeyi ve çocuk çok büyük Michael Jordan hayranı bu arada. İnanılmaz bir hayran. Tanıyan herkes hayran zaten. Tabii herkes zaten bir hayran ama bu çocukta ama ekstra bir hayranlık meselesi obsesyon var. Obsesyon düzeyinde. Tabii obsesyon düzeyinde. İnanılmaz bir hayranlık var. Çocuk diyor ki ben diyor kendi kendime Michael Jordan'la alakalı bir senaryo yazacağım diyor ve Air Jordan'ı seçiyor. Gerçek hikayeden beyz alarak yazıyor bu arada. Onu da evet, evet gerçek hikayeden beyz alarak yazıyor. Ve yani basket işinin o ayakkabı tarafını, çünkü işin merchandise tarafıyla spor çok birbirine bağlantılıdır. Ve özellikle Air Jordan bunun en önemli markasıdır. Açık ara en önemlisi, en büyüğü. İkonik bir... Tabii ikonik bir markadır bir de. Ve Air Jordan'ın şöyle bir durumu var. Evet, Michael Jordan'a çok bağdaşık ama Michael Jordan yanında da artık bir büyük bir marka haline geldi.
Ya Michael Jordan'la herhangi bir alakası olmayan insanların da giyip kullandığı bir marka. Başlı başına devasa bir marka haline geldi. Tabii bu çocuk oturup bu senaryoyu yazıyor. Bunun üzerine etrafı dağıtmaya başlıyor. Ben bu filmi nasıl çektirebilirim vesaire gibisinden. Ardından Ben Affleck bir şekilde ulaşıyor bu senaryoya. Matt Damon. Evet, Matt Damon. İkisi böyle çok zaten en yakın arkadaşlar biliyorsun. Tabii onlar ikisi çok yakın arkadaş. Beraber de senaryo yazıyorlar. Ardından senaryoyu görüyorlar. Ben Affleck diyor ki aa diyor bu senaryo diyor. Çok güzel bir senaryo. Biz diyor bunu çekelim. Aslında çok güzel bir senaryo değil bu arada ama yani. Oraya geleceğim. Ben Affleck'in kendi kişisel fikri çok iyi yönde olduğu için öyle söylüyorum. Ardından diyor ki ben diyor bunu çekeceğim. Bu arada bu inanılmaz büyük bir şey. Normalde 20'li yaşlarında hayatında ilk defa böyle uzun metraj film senaryosu yazmış birisinin o senaryoya fon bulup böyle büyük bir yönetmen bulup çektirtmesi falan imkansız o bir şey. O senaryoyu Ben Affleck'e ulaştırması da imkansız. Tabii ulaştırması bir şey yani, da imkansız. Bir şekilde ulaştırıyor çocuk ama burada da helal olsun. Burada da bir başarı hikayesi. Burada da bir başarı var. Çocuğa helal olsun bu arada. Ve Ben Affleck diyor ki bizzat diyor yönetmeni diyor ben alacağım ve ben çekeceğim bu filmi deyip çekiyor. Kendisini de o markanın sahibi rolüne konumlandırmış çok tatlıydı bu arada. Tabii kendisi de çok da güzel bir roldür o bu arada. Evet. Çok da iyi oynamıştır. Bu arada markanın sahibinin de Shoe Dog diye bir kitabı var. Orada da kendisiyle ilgili aslında biraz yazım dilinden ve anlatımından ne kadar aslında farklı bir karakter olduğunu anlamak mümkün. Tabii. Şimdi orijinal bir karakter. Tabii orijinal bir karakter. Enteresan da bir tip. Tabii esas ama işin o tarafında en büyük sükseyi yaratan Matt Damon oynadığı karakter aslında. O adam çünkü fikir ondan geliyor. Biz Michael Jordan'la anlaşıp bir ayakkabı modeli çıkaralım ve bunu satışa çıkıp pazarlayalım diye fikir ondan çıkıyor. Ardından tabii Michael Jordan daha o zamanlar tabii bu tarafı sen daha iyi biliyorsun. Yeni yükselişte. Çok ümit vadeden. Bu arada oyuncuyu yakaladıkları dönem Michael Jordan'ın Michael Jordan olduğu dönem değil. Michael Jordan'ın kolejden NBA'ye draft edilmek üzere olduğu dönemde yakalıyorlar. O zaman zaten hani NCAA finalinde North Carolina ile bir game winner atıyor. Şampiyon yapıyor takımını. Erken draft'a katılıyor bir sezon. Çok büyük talep görüyor. Ama bir markayla anlaşamıyor ki kendisine büyük teklifler de var farklı rakip firmalardan. Film içinde de bahsediyor. Yani Michael evet. Jordan'ı belki 2 sene sonra ya da 3 sene sonra sponsorluk anlamında kapatmaya çalışsaydı bir filmde bahsettiği mevzu bahis geçen firma muhtemelen başaramayacaktı. Aslında dönem olarak da çok doğru bir zamanda bu hamleyi yapıyorlar ki ona rağmen çok zor bir şekilde aslında sonuca varıyorlar. Bu arada Matt Damon'ın oynadığı karakter Sonny Vaccaro da yani bu Air Jordan ikonunun başlamasındaki en büyük adamlardan biridir. Tabii, çünkü o adamı keşif şey yapıyor. Filmde bir sahne var biliyorsun hangi oyunculara sponsorluk versek diye bir listeleri var. Michael Jordan o listede ön sırada bile değil. Değil gerilerde. Sam Perkins falan var işte Sam evet. Perkins de Sleepy Sam Perkins diye NBA'de aslında nispeten nam salmış bir oyuncu ama Michael Jordan'ın reputasyonunun belki de 20'de biri bile değil. Yani şu an çok gurme basketbol severlerin bile belki tanımayacağı bir isim. Yani evet. O anlamda çok önemli bir şey imzalatıyor. Bir de o zaman ayakkabı tarafında da gerideler rekabet anlamında. Tabii. Diğer markalar çok daha öndeler. O zaman satışları çok daha yüksek. Bu arada bu bahsettiğim kitapta da bahsediyor. Aslında şirketin kurucusu şu şekilde kuruyor şirketi. Japonya'dan düşük meblağ koşu ayakkabısı getirip satıyor. O zaman için ürettikleri tek ayakkabı modeli de koşu ayakkabısı. Yani basketbol tarafında ya da günde iki sneaker tarafında yoklar. Aslında şirket için de inovatif bir hamle. Evet, o zaman bir satışları da çok düşük. Ve bu hamle yaptıktan sonra inanılmaz bir patlama yapıyor. Ve o zaman da birinci sıraya falan yükseliyorlar bir anda. Ki hala işin o tarafında birinci sıradalar. Hala düşmüş vaziyette değiller. Evet, yani şu anda spor giyim markaları üzerinde halen bir tabii numara. Hala bir numara. Mutlak bir şekilde hem de. Yani bu arada o dönem için şöyle bir şey de var. NBA'de kural gereği sadece beyaz ya da siyah ayakkabı giyebiliyorsun. O dönem 80'lerde. O zaman kırmızı yapıyorlar. Kırmızı beyaz yapıyorlar. Ve her maç ceza parası ödüyorlar. Her maç ceza parası ödüyorlar. Ya bu da büyük bir risk. Tabii orada farklılık var. Çünkü herkes beyaz renk giyiyor. Ama o kırmızı beyaz. Tabii o arada bir tane kırmızı var. Otomatikman göze çarpıyor zaten şimdi. Evet. Şey tabiri vardı çok klişedir. Bütün beyaz koyunların arasında bir tane siyah koyun koy. Her zaman gözün ona çarpar. Diğerine çarpmaz. Aslında adamın stratejisi de orada devreye giriyor. Çok makul. Çok makul. Kırmızı yapalım ki bütün gözler ona çevrilsin. Herkes ona baksın. Ne olacak diyor. Satışlardan bir şekilde süspanse eder. Maç başı 6 bin dolarlık bir tabii her maç cezayı öderiz. Ne olacak? Zaten satışlardan onu süspanse ederiz diyor adam. Bu da büyük bir risk bu arada. Süspanse edemeyebilirsin. Kimse almayabilir. Öyle bir risk de var. Burada bu arada şöyle bir şey oluyor. Aslında şirketin topun ağzından döndüğü nokta şu. Michael Jordan çaylak sezonda çok iyi bir yıl geçirdikten sonra çok uzun bir sakatlık dönemi yaşıyor. Yani tam Michael Jordan ürünlerinden randıman almaya başlamışken onun gözden uzak bir hal almış olması da şirket için aslında sıkıntılı bir durum ama onu da bir şekilde aşıyorlar çünkü Michael Jordan yani sahaya adım attığından itibaren ben buradayım diyebilen bir oyuncu, farkını belli edebilen bir oyuncu. Evet ama tabii o zaman daha yeni yükselişte olduğu için tam Michael Jordan olmadı o zaman. Yani biz şimdiki dediğimiz gibi Michael Jordan değil o zaman. Ama tabii inanılmaz yetenekli, inanılmaz ön plana çıkan ya bu çocuktan herhalde çok iyi bir şey olacak
denilen bir oyuncu o zaman. Ki sonunda zaten geldiği noktayı zaten tartışmaya gerek yok. Bu tartışma evet. Kapalı bir şey şu anda ya, zaten. Muhtemelen takım sporlarındaki tarihin en başarılı sporcusu olabilir Tom Brady ile birlikte. Muhtemelen evet. Yani, net onu konayabiliriz. Ya tüm üstüne. Zamanların en iyisi tartışması da burada tartışma olarak değil ama herhalde Lewis Hamilton, Tom Brady ve Michael Jordan'dır diye düşünüyorum. Ben takım sporlarında, bireysel sporlarda Tiger Woods vesaire tabii. Sadece istatistikten mi gidiyorsun yani aynı zamanda efsane olarak da mı gidiyorsun? Yok spor üzerindeki ağırlıklarından da yola çıkarak söylüyorum istatistik. Ama şimdi şeye girersek o zaman Schumacher. Tabii Schumacher var. Evet. O Hamilton'ın üstünde. Hamilton istatistiksel olarak şu an en iyi noktada. Kazanma oranı vesaire hepsi birinci sırada. Şampiyonluk sadece eş. Şeyle, Schumacher'le. Ama tabii ya şey diyebiliriz. Tom Brady, Michael Jordan, Schumacher, Michael Jordan diyebiliriz böyle top 3 olarak. Bireyselleri de eklersen herhalde Novak Djokovic, Roger Federer, işte Tiger Woods birkaç açısından girer ama şey durumu da var. Şimdi Roger Federer çok büyük bir tenisçi. Ama popülarite olarak bakarsak, atıyorum sokaktan geçen insanlara sorsak Michael Jordan'ı bilen daha fazladır. O tenisin popülaritesinin basketbola nazaran biraz daha düşük olmasından kaynaklı. Michael Jordan bu arada popülarite anlamında bu saydığımız isimler arasında hep bir numara bu arada. Evet. Ama Michael Jordan'ın ismi artık kendi oynadığı spor branşının ötesine geçti ya aslında. Biraz öyle bir durum NASCAR'da var. NASCAR'da takımı var biliyorsun artık. Evet. Basketbol yani, takımı var demeyelim. Adamın ismi basketbolun önüne geçti artık yani. Büyük bir ikon yani. Bak, çok büyük bir ikon. Ya bu arada doğru bir kıyaslama olacak mıdır bilmiyorum. İkisinin de kısaltması MJ olduğu için söyleyeyim. Müzikte Michael Jackson neyse basketbolda ya da sporda Michael Jordan odur bu arada. Söyleyebilir. Bir de şey mesela enteresan. Tekrar ana konumuza dönelim. Michael Jordan üzerine çekilmiş çok da bir film yok bu arada. Hatta yok direkt yani. Last Dance belgeseli var. Space belgesel Jam'da bir rolü var. Şey olarak söylüyorum ama hani bir sinema filmi olarak söylüyorum. Yok şu anda. Yok. Ha, bunu yapabileceklerine ben %100 eminim. Çünkü bir takım stüdyolardaki yöneticilerin ellerini böyle ovuşturarak biz bir tane Michael Jordan film yapalım da şurada böyle güzel gişe. Bu arada Michael Jordan bunun yapımcılığını bizzat kendi yapabilir. Başkasına para kaptırmamak adına. Evet ama işte zaten muhtemelen o yüzden yapamıyorlardır. Çünkü Michael Jordan belki müsaade etmiyor olabilir. Ya da yüksek beklentileri vardır. Diye yüksek beklentileri olabilir. Yoksa bu vakte kadar o adamın filmin yapılmamış olması mümkün değil gibi geliyor bana. Bir Air var hani Space Jam'i saymıyorum. O da kariyerine odaklı bir film değil bu arada. Tabii Space Jam zaten direkt şey Michael Jordan olarak orada ya. Onu o yüzden kendisini oynuyor zaten. Tabii. Onu biraz dışarı koyuyorum. Air herhalde Michael Jordan ismiyle yapılan şu an tek büyük bütçeli böyle Hollywood filmi diyebiliriz. Bu arada aslında Air de Michael Jordan'a ya da Michael Jordan'ın firmayla olan ayakkabı anlaşması tabii sürecine ayakkabı odaklanan bir film. Yani kariyerine odaklı bir film değil yine. Yok kariyerine odaklı bir film değil. Yani ucundan kıyısından tabii ki de giriyor mecburiyetten dolayı ama esasen ayakkabı tarafında şey yapıyor ama zaten onu vurgulamaya çalışıyor. Bizzat Michael Jordan odaklı bir film yok. Bizzat evet. Michael Jordan odaklı film yok. En böyle Michael Jordan'ın olduğu film bile ayakkabı filmi aslında. Evet. Temelde. O enteresan. Yani muhtemelen yapacaklar. Deniyorlardır en azından. Bana öyle geliyor. Eninde sonunda yapacaklardır. Basketbol tarihinde böyle üzerine senaryo yapıp sinematografiye döktüğün zaman gerçekten dikkat çekebilecek birkaç tane hikayeden biri Michael Jordan'ınki. Bir Larry Bird'ınki var bu tarz. Buna katılınabilir. Kobe Bryant'ın hikayesi var işte. Ölümü yani biraz daha trajik olduğu için. Ya, birkaç tane hikaye var ama Michael Jordan bunların en tepesinde yer alıyor. Evet, bariz o yüzden onu net bir gün yapacaklar diye düşünüyorum ben. Belki sen yaparsın. Abi okçut yani. Bak hayırlısı ama olur ne olmasın. Ben isterim yani. İşler yapmayı. Beklediğim gibi giderse sana 3-4 sene içinde 5-6 milyon dolar bir fon vereceğim filmi çıkardığın için yapımcı olarak. 5-6 milyonları bir yapıyoruz abi zaman. Tabii şimdi Air'a dönecek olursak. Air enteresan bir film bence. Bir türlü böyle benim konumlandıramadığım bir filmdir o. Yani i̇yi bir böyle film olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ben, evet iyi, zaten o yüzden konumlandıramıyorum. İyi bir film değil. Ama şu durum var. İyi olmaktan böyle son anda kaçmış gibi bir film. Böyle direkten dönmüş gibi bir film aslında o. Film bence en büyük problemi tabii bir tek amatörlük de var. Yazan çocuk genç olduğu için daha genç olmasının ötesinde tecrübesi olmadığı için. Aslında revizyon çekebilirlerdi senaryoyu. Olduğu gibi ham şekilde kullanmaları da biraz Ben Affleck'in tercihi gibi düşünüyorum. Ya muhtemelen. O direkt böyle hoşuna gitmiştir o yüzden. Tabii Ben Affleck çok büyük bir senarist. Ya o orası kesin. O, yani bizim gördüğümüz hataları o kayıp yani defalarca kez görmüştük. Ben Affleck bu arada bence sinema dehalarından biridir. Hani en iyilerinden olmasa da iyi bir senaristi. Tabii senaristlik anlamında çok iyi bir senaristtir. Yani kendi alanındaki top adamlardan bir tanesi. Kesinlikle İnanılmaz senaryoları var. Good Will Hunting vardı mesela o. İnanılmaz bir senaryosu vardı. Matt Damon'la birlikte yazdıkları. Matt Damon'la beraber yazıyorlar. O zaman da genç yaşlılar bu arada. Tabii gençler. Başında son dönemde şey var Last Duel vardı. Argo var biliyorsun. Argo var. Yani Ben Affleck Rüştün çok defalarca kez ispat etmiş. Hem oyuncu olarak hem senarist olarak. Tabii her anlamda. Yönetmenlik olarak da öyle. Evet. Çok yetenekli bir adam o açıdan. Tabii Air'ın problemi şu. Air neye odaklanacağını tam bilmeyen bir film. Şimdi filmin ismi Air. Ayakkabıya mı odaklanıyor? Jordan'a mı odaklanıyor? Evet. Şimdi biz bir ayakkabı filmi mi seyrediyoruz? Jordan filmi mi seyrediyoruz? Bunun odağı yok. Bu arada garip bir noktaya değineyim.
Filmin adı değil, ayakkabıya biraz daha odaklı gözüküyor. Film aslında Michael Jordan'dan bahsediyor ama filmin başrolü Sonny Vaccaro. Evet, işte bak tam olarak durum bu aslında. Bir dengesizlik var yani. Çok darmadan büyük dengesizlik bir durum var. Filmde tamamen bir odak problemi var yani. Neye odaklanacağını bilmiyor. Evet. Bir yandan Sonny Vaccaro var, bir yandan Jordan var. Filmin adı Air. Ayakkabı var. Hepsine odaklanıyor. Sonra hiçbiri olmuyor ama. O filme heyecan duyup Jordan için yayınlandığı platformdan açıp izleyen bir insan o filmin başrolünün ya da ana odak noktasının Sonny Vaccaro olmasını beklemez diye tahmin ediyorum. Bu otomatikman filmi zaten biraz kalitesini düşürüyor. Çünkü filmde sen bir senaryo yazacağın zaman bir tane bir şey seçiyorsun. Tamam, bu ne olacak? Özne. Tabii ne olduğu önemli değil bu arada. Bu bir çok basit bir fikir de olabilir. Bir tema da olabilir. Ya da çok basit bir karakterin kendi kişisel bir meselesi de olabilir. Fark etmez. Bir tane bir şeye odaklanırsın. Yazdığın her şeyi o bir şeye yönelik yazarsın. Her şeyi. Onun üzerinden güzelleme yapacaksın. Tabii onun üzerinden yaparsın. Giydirdiğin kıyafet de onun etrafındadır. Her şey onun etrafındadır. Şimdi bu film bir şey seçmemiş. Bence problem orada. Üç tane şeye odaklanmış. Üç tane şeyi seçmiş kendine. Michael Jordan'ı seçmiş. Ayakkabıyı seçmiş. Bir de Sonny Vaccaro'yu seçmiş. Şimdi ne dedik zaten? Bir tane bir şeye odaklanman lazım. Eğer iyi bir senaryo yazmak istiyorsan. Şimdi üç tane şey seçince olmuyor. İki tane seçsen de olmaz bu arada. Filmin problemi o. Ama şöyle bir durum var. Genel olarak Michael Jordan'ı seven, basketbola ilgi duyan bir insanın izleyip de bu filmden keyif almaması mümkün değil. Ona katılıyorum. Kesinlikle keyif alırsın. Ama hani ben bir tık daha sinematik bir gözle izleyeyim, biraz böyle sinematik güzel bir deneyim yaşayayım, güzel bir senaryo izleyeyim dersen hayal kırıklığı o noktada. 8 dakikamız kaldı. Son olarak iki film değerlendirmek istiyorum hızlıca. Birincisi Hustle. Biliyorsun bir dijital platform yapımı. Adam Sandler'la LeBron James yapımcılığını üstleniyor. Evet. Euroleague şampiyonu Panathinaikos'un İspanyol forveti Juancho Hernán Gómez de filmde başrol oynuyor. Bo Cruz karakteriyle. Tam bir Rocky Balboa filmi olduğunu düşünüyorum. Yani ciddi bir motivasyon var filmde. Scouting için yani bir yetenek avcısı olarak Adam Sandler İspanya'ya gidiyor. Hikayeden çok kısaca bahsetmek gerekirse. Çünkü yeni bir film, hani herkes izlememiş olabilir diye biraz detaylara girmek istiyorum. İspanya'da gittiği oyuncunun maçta oynamayacağını öğreniyor. Bir gün sokakta basketbol oynamaya çıkıyor gitmeden önce. Orada bir yetenek keşfediyor. İspanyolca da bilmediği için peşinden gidiyor. Tabii o da tanımadığı için biraz daha kaçınıyor adamdan. Evine kadar yetişiyor. Evinde keşfediyor ki aslında çok yetenekli basketbol konusunda ama kızına bakmak için, annesi de terk etmiş kızını, İnşaatta çalışıyor. Yani basketboldan uzaklaşmış. Onu tutup Amerika'ya götürüyor. Takımları kendi scoutingle çalıştığı takıma sokmaya çalışıyor. Bunu başaramıyorlar. Amerika'da onunla birlikte onu NBA'ye kazandırma serüvenini anlatıyor. Aslında tam bir Rocky Balboa hikayesi. Oyuncuyla müthiş antrenman sahneleri de var. Oyuncuyu çalıştırıyor da ciddi anlamda. Yani bu da nispeten Amerikan rüyasına biraz propaganda yapan bir film gibi ama çok iyi bir basketbol filmi. İzlemeyenlerin de asılı izlemesini tavsiye ederim. Bir de o filmin güzel şöyle bir tarafı var. Adam Sandler bir dönem böyle bir 2010'larda, özellikle 2000'lerin sonu 2010'lar boyunca inanılmaz böyle bir kariyer düşüşü yaşıyor. Peş peşe kötü filmlerde oynuyor. Böyle Ahududu ödülleri diye bir ödül vardır hatta. Oscar'ın tam tersi. Yani en kötü filmler ödül verilen bir ödül bu. Ahududu ödülleri ismi. Adam Sandler bayağı Ahududu ödülü almış bir adam. O kadar kötü filmler yapıyor falan bir dönem. Hasıl o adamı tekrardan çıkarıyor. Öyle bir güzel tarafı var. Bu arada basketbol programı olduğu için şunu da belirtelim. Adam Sandler'ın çıkışı da basketbolla aslında bağlantılı. Çünkü Hasıl'dan önceki büyük bütçeli iyi reaksiyon alan bir filmi de Uncut Gems. O da basketbol üzerinden güzellenen bir film bu arada. Evet, öyle bir tarafı da vardı. Dolayısıyla Adam Sandler bir nevi aslında o Ahududu ödüllerini alan, o aşırı kötü filmler çeken, o durumdan kurtaran filmler bir Hasıl, bir de Uncut Gems aslında. İkisi de basketbol filmi. Evet, ikisi de oradan çıkma. Ve Hasıl'ın öyle bir güzel tarafı vardır. Bir de şöyle bir güzel tarafı var. Çok böyle paralelliktir burada. Bir de enteresan bir paralelliktir. Sporun böyle bir tarafı var gerçekten de. Yani kariyer anlamında söylemiyorum burada. Psikolojik olarak düşmüş insanları tekrardan yükseltebilme gibi bir özelliği var. Sporun böyle bir hormonal olarak böyle tabii, bir zaten kimyasal olarak böyle bir reaksiyonu var vücuda. Psikolojik olarak çok büyük olumlu etkileri var. Dolayısıyla enteresan bir tesadüf. Yani spor dediğimiz şey düşmüş insanları tekrardan çıkaran bir şey. Sinemada da böyle. Sinemada da adamın kariyeri düşmüş, spor filmi tekrardan yükseliyor. Yani çok enteresan. Güzel bir nüans. Güzel bir paralellik var orada. Spor tam olarak da böyle bir şeydir zaten. Hep böyle Way Back de mesela Ben Affleck'in filmi. O da çok büyük psikolojik problemler yaşayan bir adamın hikayesidir. Adamı bir yükselten şey spor oluyor. Tekrardan koçluk yapmaya başlıyor çünkü bir takıma. Ve adam bütün psikolojik problemlerinden bir nevi arınıyor aslında. Nispeten. Nispeten. Rehabilitasyona gidiyor. Günün sonunda arındığını bilmiyoruz filmin sonunda. Orası muallak da. Ama en azından rehabilitasyona gitmiş. Bir şeyler düzeltmeye çalışıyor. Sporun böyle bir tarafı var. Hasıl'da da böyle güzel bir paralellik var. Artık tesadüf müdür? Başka bir şey Adam bilemiyorum. Adam Sandler'ın filmin yapımcılığında LeBron James'e birlikte üstlenmesi de güzel bir nüans aslında. Bir de son yıllarda öyle bir şey başladı. Büyük
efsanevi spor oyuncuları artık şeye girişti. Yapımcılığa girişti. Rahmetli Kobe Bryant biliyorsun en iyi kısa film Oscar'ını almıştı. Tabii o da almıştı. En iyi kısa animasyon filmi Oscar'ını almıştı. O da vardı. LeBron James prodüktörlük yaptı. Şimdi bu Top Gun Maverick filminin yönetmeni Joseph Kosinski. O şu anda bir Formula 1 filmi çekiyor. Brad Pitt başrolde oynuyor. Brad Pitt başrolde. O da böyle klasik şey hikayesi. Bir tane işte Brad Pitt efsanevi veteran bir Formula 1 sürücüsü. Sebastian Vettel. Ha, Sebastian Vettel. Yanında da bir çaylak var, onu eğitecek falan. Böyle bir hikaye geliyor. Büyük büyük bütçeli bir film olacak. Onunla mesela prodüktör Lewis Hamilton. Ya son yıllarda böyle bir durum da var. Böyle büyük spor oyuncuları artık böyle prodüktörlere girip bayağı sinema sektörüne girdiler. Bence sporcular şuna uyandı. Sinema sektörlerinin büyük bütçeli filmlerde çok büyük kar bıraktığını eğer tutarsa bunun farkına varlar ve yatırım olarak buna yaklaşıyorlar. Çok mantıklı. Bir de spor filmler çok karlıdır. Her eğer zaman. İyi yaparsan da çok takdir aldığın bir alandır. Evet. Yani iyi film yapması çok da zor değildir bu arada spor alanında. Ya böyle kalkıp da atıyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi senaryosunu yazmak. Mesela çok ağır bir senaryo oluşturma mümkün değil çünkü. Ama bir tık daha kolaydır bir spor senaryosu yazmak. Tabii ki. Ve yazdığın zaman çok güzel oluyor bu arada gerçekten spor filmleri. Rush vardı işte. Formula 1'den bahsetmişken. Falan. Çok spor güzel filmleri izlemesi çok keyifli. Çok güzel filmler. Niki Lauda ile James Hunt'ın hikayesini anlatıyorum. Evet. Ona da ona uyandılar bence. Son olarak bir film konuşmak istiyorum. Bunu bahsetmeden olmaz. İkincisi de var bu arada. Onu da izlemişsindir. LeBron James'ten bahsetmişken Space Jam. Programda da kısa kısa bahsetmiştik. Biraz da Space Jam üzerine konuşmak lazım aslında kapatmadan. Ya herkesin çocukluğuna dokunmuş bir filmdir. Yani Michael Jordan sevsin sevmesin Looney Tunes evreniyle birleştirip sonrasında bir remake yapıldı işte. Yanlış hatırlamıyorsam 2021 ya da 2022. Devam filmiydi o ya. LeBron James'in olduğu. Aynı tadı vermedi. Yok vermedi. Ama tabii görsel efektler, CGI teknolojisi vesaire tabii geliştiği için gelişti. O anlamda filmde değişik nüanslar vardı işte. Çok ikonik sinema karakterlerini maç izleme etrafına koymaları, daha dijitalleşmiş bir evren olması. Yine o da yani izlediğinizde sizi sıkmayacak bir filmdi. Space Jam'in sinema üzerindeki basketbolun etkisini nasıl etkilediğini düşünüyorsun diye. Space Jam'in şöyle güzel bir tarafı var. Belli bir nesli basketbol sevdiren filmdir aslında. Evet. Ya çünkü şimdi şöyle düşün. O zaman atıyorum o film ilk çıktığında 10 yaşındaki olan çocukları düşün. Şimdi bakıyor Looney Tunes karakterleri var. Şimdi 40 yaşında o çocuklar. Tabii, şimdi çocuklar şimdi 40 yaşında evet. O zaman 10 yaşında olduğunu düşün. Şimdi otomatik olarak bir şey var zaten. Çocuğun ilgisini çekecek bir şey var. Looney Tunes karakterleri var çünkü en kötü onu gideriz. Bir de Michael Jordan da bu arada çok cool bir karakter. Tabii, orada da, gerçekten. Durduğu zaman bir şey diyorsun hani. Wow. Wow oluyorsun. Michael Jordan'dır bu diyorsun. İmrendirecek bir karakter var orada. Tabii. Dolayısıyla belli bir nesli aslında full basketbola özendiren bir filmdir o. Açıkta, bence olumlu bir etkisi oldu bunun. Bence olumlu bir şey. Kesinlikle. Ve şey olarak çok mantıklı stratejik olarak da. Yani nasıl olur da biz küçük yaşta bir çocuğa ilgisini çekebiliriz? Çizgi film karakterleriyle. Dolayısıyla çok makul. Çok makul. Ha, tabii sonra bir daha denediler olmadı. Ya, onun biraz zamanın ruhuyla da bir alakası var. Çünkü Space Jam tam çıkması gerektiği zamanda çıkmış bir film. Ona %100 katılıyorum. İkinci tam, film aynı tadı asla vermedi. Evet, tam zamanın ruhunun şeyiydi. İkinci film maalesef o zamanın ruhunu biraz artık aykırı dışında olduğu için ilgi çekmedi o. Dolayısıyla ilk film etkisini yapamadı ama ilk filmin çok böyle çok büyük bir etkisi olmuştu. İlk film de programın başında da söyledik ya aslında iyi bir film olmamasına rağmen çok kült bir filmdir. Tabii çok kült bir film. Her zaman da kült kalmaya devam edecek bu arada o. Bir de Michael Jordan olarak oynadığı tek film ya. O yüzden bir ekstra bir değeri de var. Programda konuşmadığımız filmler de var. Son bir dakikamız varken aslında filmlerden bahsetmemek değil de buradan da sizlere önerelim. Bunlardan biri He Got Game. Denzel Washington'ın oynadığı çok iyi bir basketbol filmi. Orada da dramatoloji biraz yüksektir aslında. Ana fikir basketbol olsa da alt metin biraz duygusal anlamda ağırlıklıdır. Tabii. American History X var. Orada da çok farklı konular işleniyor. Ama American History X'in olayı çok bambaşka ya. Olayı çok bambaşka ama basketbol sahnesi vardı orada. İkonik biliyorsun. Yani tabii ikonik basketbol sahnesi vardı. O film olayı tabii bambaşka bir şey. Yok basketbol filmi değil o. Ama evet. He Got Game de tam olarak aslında basketbol filmi değil. Basketbol orada da bir araç olarak kullanıyor. American History X'de küçük bir sahne de var. Edward Norton'un olduğu ama. Küçük bir sahnedir. O da ikonik bir sahnedir. Yani hiç olmadı dijital bir platformdan açıp sadece o sahneyi izleyebilirsiniz. Basketbolla ilgili. Tabii ya şimdi. Şey meraklıysanız. Şey çok güzel olurdu. Burada böyle bir sürü basketbol filmi önerildim ama hani programın başında da söylemiştim zaten. Maalesef çok fazla yok. Öyle çok fazla iyi basketbol filmi. İyi basketbol filmi o üzücü. Ama tabii bu genel konseptimiz spor olduğu için ben iki tane film önereyim. Bir tanesi Wrestler. Amerikan güreşi üzerine. Türkçe güreşçi de çok iyi bir filmdir. Tabii burada benim bu kendi şahsi fikrim. Bence çekilmiş en iyi spor filmidir. Çok önemli bir film. Çok iyi bir film olduğuna katılıyorum. En iyisi için bir şey söyleyeyim. Bu benim tamamen kişisel şeyim ya. Ben, subjektif. Tabii o benim bana hitap etmesi açısından söylüyorum. Benim için en iyisi o. Diğeri de geçen senenin 2023 filmi Iron Claw. Demir Pençe. O da çok, o da Monerik ailesini anlatıyor. O da tesadüf eseri yine bir Amerikan güreşi filmi. Orada da dramaturji çok kuvvetli. O da ama inanılmaz bir dramaturji vardır. O da çok çok iyi bir filmdir. Özellikle hayalini gerçekleştirmiş bir babanın oğulları üzerine o hayalini gerçekleştirmeye çalışıp onların hayatlarını nasıl alt üst ettiği
konusu üzerine kurulu bir filmdir. O çok vurucu bir filmdir, çok iyi bir filmdir. Ben bu iki filmi söylerim. Wrestler, Güreşçi ve Iron Claw, Demir Pençe. Güzel iki öneri geldi senden de. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Burak Alaca'yla 6. Adam'ı sundu. Her zaman.